maçla ilgili görüşünüz var? Tabii. Öncelikle dün bir kayıp yaşadık. Başkanımız annesini kaybetti. O yönden Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun demek istedim. Maça gelince biz sezon boyunca her zaman bir hedefimiz ilk dört bitirmek oldu. Ve bu maçlarda biz dördüncü sıralan Avrupa Lig'le oynamak, Avrupa Konferans Lig'de oynama hakkı kazandık. Onun için çok memnunuz, çok gurur duyuyoruz. Çok istekli ve motiveli bir pozisyona geldik biz. Son dört hafta çok güzel bir hazırlık yaptık. Hazırlığın içinde taktiksel, fiziksel çok çalışmalar yaptık. Bu bence bu dönemi Emre Hoca'la beraber, teknik ekibimle beraber, takım ile çok güzel çalışmalarımızdan çok güzel geçtiğini söyleyebilirim. Ve bu dönemi biz tabii biz yarın maçta sahaya yansıtmak istiyoruz. Onun için Netanya'da aynı hakkı kazanmış. O da dördüncü bitirmiş. İyi bir takım gelecek. O da aynı Sivri'yle bizim gibi. Biz yine de kendi oyunumuzu, dominant oyunumuzu, baskılı oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Ve yarın çok hedefli oyuna girmek isteriz. Hocam öncelikle başarılar yarın için. Tabii ki hem takımın son durumunu soralım. Aslında merak ettiğimiz konulardan bir tanesi bu. Bir de Yusuf Endiaşimi'nin sakatlığı devam ediyor mu? Onun durumu nedir? Bir sorun da Mesut Özil ile ilgili olacak. Mesut'u ne zaman sahada görebiliriz? Öncelikle takım durumu çok iyi. Baştan dediğim gibi güzel çalışmalar yaptık. Yarınki maç için hazırladık. 4 haftada ağır çalışmalar yaptık. Kampa gittik. Bir 18 günlük bir kamp dönemi Burdur'da geçirdik. Çok güzel bir kamp yaptık. Takım durumu çok güzeldi. Yusuf Kıza bir problemler yaşamıştı. Ama şu an itmanlara katılıyor. Ondan planlamaya çalışıyoruz. Bugünkü itmanı bir bekleyip yarın karar vereceğiz. Mesut Özil'in durumu, tabii Mesut Özil büyük bir oyuncu. Öyle bir oyuncu her takımda, her kadroda yer alma bir kalitesi var. Biz bize gelmesi için çok seviniyoruz. Şu anda ondan bireysel çalışıyoruz. İleride takıma katmaya çalışacağız. Step by step. Ondan sonra ileride bizim takıma da sahanın içinde ve dışında katkı sağlanacağı inanıyoruz. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Deniz Bey. Hocam başarılar öncelikle. Hilmi abi sordu ama Yusuf'un dışında eksik var mıdır? Takımda son durum nedir sakatlıklarla ilgili? Gerçekten güzel bir durumdayız biz. Dediğim gibi Mesut'tan bireysel çalışıyoruz. Yusuf'u takıma katmaya çalıştık içeride. Tek bir Nasser'in sakatlığı var. O kamp döneminden maçta olmuştu. Onda bir iki haftası var. Ondan sonra takip edip onu da sahaya getirmeye çalışacağız. Tek Nasser şu an kadroda değil. Como dijo el míster, pero convencido de lo que hemos trabajado en esta pretemporada y tratando de llevar adelante la idea del entrenador. Öncelikle çok zor bir maça çıkacağımızı ifade etmek istiyorum. Erdinç hocamızın belirtmiş olduğu gibi çok motiveyiz bu anlamda. Çok iyi çalıştık. Hazırlık maçlarında da bir sistem oluşturmaya gayreti içerisindeydik. Bu sistemimizi önümüzdeki ilk maçımıza yansıtmak istiyoruz. Sí, jugar Europa siempre bonito. Hoy me toca hacerlo aquí. Estoy muy contento. Para nosotros es muy importante el hecho de jugar en Europa. Te aumenta el nivel. Creo que el equipo tiene una gran calidad de jugadores y Europa puede potenciar eso. Así que para nosotros es muy importante el partido de mañana y pasar esta fase de preliminar. Kendimi öncelikle çok mutlu ve iyi hissettiğimi ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum bu konuda alakalı. Çok önemli bir maça çıkacağız yarın. Avrupa maçına çıkacağız. Bu konuda evet tecrübeli olduğumu siz de belirtmiştiniz. Takım olarak gerçekten çok iyi hazırlandık. Takım içerisinde çok büyük oyuncular var. Çok usta isimlerle birlikte top koşturuyorum. Ve bu takımın gerçekten Avrupa kupalarında, konferans liginde elde edebileceği galibiyet potansiyeli mevcut. Dolayısıyla yarın sahaya bu mentaliteyle çıkacağız. Ve elimizden gelen mücadele örneğini göstereceğiz. Kapalı. Herkese iyi akşamlar. Ayağınıza sağlık.